Selam, Yasemin ben. Hoş geldiniz. Öncelikle herkese iyi bayramlar. Bu videoyu bayramın ikinci günü yayınlamış olacağım. Umarım güzel bir bayram tatili geçirirsiniz. Böyle güzelce, uzunca bir tatil var önümüzde. Ben ise bugün AVM'ye gidiyorum. Bu videoları çektikten kısa süre sonra yayınlamaya çalışıyorum. Hem stok durumunda hem fiyat durumunda değişiklik olmaması adına birlikte gezelim bakalım neler varmış, neler yokmuş. Eğer bu tarz videolar ilginizi çekiyorsa kanalımı takip etmeyi unutmayın. Bu arada saçlarıma böyle bir renk attırdım. Biraz bana fazla geldi. Alışamıyorum şu anda. Beni bir tık olgun mu gösterdi? Ondan da emin olamadım. Siz ne düşünüyorsunuz? Nasıl olmuş? Kalsın mı yoksa bir kat daha cila atılsın mı? Ben bir kere saçımı boyatmıştım. O da üniversite 1 ya da 2. sınıf olması lazım. Hani böyle yine bir renk attırmıştım. Bir şey yapamadım. Bir alışamadım yani. Evden çıkmadan önce geçen mango indiriminden aldığım tulumu göstereyim. Bu ürünü kışın almıştım. Kışın yazlık ürünler, yazınsa kışlık ürünler daha uygun oluyor. Üstünde şöyle minicik papatyaları var. Sırtı çok güzel ama görüyorsunuz nasıl yanmışım yani inanılmaz. Sürekli krem sürüyorum. Neyse çıkıyoruz AVM'de görüşürüz. Olmaktan korktuğum yerdeyim yine. Bakmayacaktım. Yine bir Zara'ya göz atmadan geçemeyeceğim. Fiyatlarını merak ettim. Ne oldu, ne geldi diye. Bu arada indirim değişmiş. İndirim oranlarından bahsetmiyorum da indirim düzenine eklenen elbiselerden bahsediyorum. Bunlar değişmiş. Farklı şeyler gelmiş şöyle etnik desenli. Tabii bunların işlemesi ağır olduğu için fiyatlar bir tık yüksek kalıyor. Bir geçen sefer baktığımız ürünlerden birkaç şeye bakalım. Ne olmuş, ne gelmiş fiyatlar. Renkli bir elbise boyundan bağlamalı. Bunlar bir tık daha uzun olanlar 399. Keten bir elbise yine aynı şekilde 399. Şu elbisenin saks mavisi de mi vardı? Hatırlamıyorum mesela. Bu da 400 ama burası biraz daha şık olan bir bölüm diye adlandırılabilir. Şöyle yandan drape detaylı kavun içi renginde bir elbise var. 300 lira. Şurada bir 129 etiketi var. Bu şu tişörtler için geçermiş. Elbise sandım çok uygun diyecektim. Bu çantayı çıkarmaz oldum. Bayağı yaz için rahat ve kullanışlı. Geçen sene H&M'den buna çok benzer bir topuklu ayakkabı aldım. Aynı bu kadar topuğu çok kullanışlı, rahat. Beyaz renk benimki. Bu 600 liraymış şu anda. Bu bölümde bayağı güzel elbiseler var. 300 hala fiyatlar sanki çok değişmemiş. Şurada da aynı şekilde ama bayağı şık da elbiseler var. Yani bunu düğünde falan da kullanılabilir. Bir merak ettim, bir fiyatlarına bakalım. Bunlar 300. Burada siyahların oluşturduğu bir bölüm var. Şöyle zebralı bir elbise. Ya ben böyle hem üstten açık hem arkadan açık, yandan açık, her yere açık bir şey giymek hoşuma gitmiyor. Ya biraz daha hani önü kapalı olsun mesela, arkası açık olsun falan. O tarz şeyleri giymeyi daha çok seviyorum. Şöyle bir elbise var. Bu elbise hoşuma gitti. Fiyatı 300. Elbiseler 300 gibi şöyle detayları var. Düz, keten bir elbise. Short bölümüne bakalım, etek bölümüne bakalım neler varmış. Şortların fiyatı 300 lira. Şunun 36 bedeni olsa bir bakabilirdim. Güzel siyah, boyu da çok kısa olmayan bir jean short. Şöyle farklı seçenekler var, değerlendirilebilir. Şöyle bir ayakkabı mesela, bunun fiyatını merak ettim. 400 liraymış. Ama şeffaf olduğu için her şeyle olabilecek bir şey. Yine böyle renkli güzel şortlar var. Ay şu çok hoş. Bu da 250 lira. Bakayım buradakiler 250 mi? Şöyle bir short etek var. Önü böyle etek gibi. Arkadan short. Bu da 250. Buradakiler bir tık daha uygun. Çok fazla seçenek var ama benim çok wow olduğum bir şey yok şu anda. Şurada bir sepet var. Mesela botlar falan hep bunlar. Bu indirim mi değil galiba. 1000 liraymış bu. Turuncu gibi, kiremit gibi bir pantolon beğendim. Bu beyaz sneakerlarla güzel olur ve bayağı kumaşı güzel. Uzun süre kullanılacak bir şey. Fiyatı 350'ymiş. Bir deneyelim bakalım bunu.
Geçen videomda onu da yukarı ekleyeceğim. Bu pantolonlar 250 liraydı. Şu an 200 liraya düşmüş jeanler. Şöyle Converse vari modeller var. Bakayım bu ne kadar? 250 lira. Bu bölümde ceketler var. Bakalım. İrem'le konuştum. Onun ceketi burada var mı? Kendisi Almanya'dan 15 euro mu demişti ya, indirimden bir denim ceketi almış. Şuna bir bakayım, benim beğendiğim, rengi çok güzel. Bu 400'e düşmüş. Bu biraz daha düştü. Kalacak gibi, baksanıza birçok bedeni mevcut burada. Sezon, bu tarz platformlar çok moda. 950 liraymış. Fuşya. Benim beğendiğim şortun yeşili gelmiş. Harika, harika, harika bir şort etek. 429. Diğer renkleri indirime girmiş olabilir mi? Sanmıyorum. Ama bir bakalım. Hadi deneyeyim bunu artık ya. O kadar gel git gel git bir yaptık. Bir deneyelim. Bu da indirimde olan pantolonun aynısı. Burada 550 lira. Yani zaten benzer ürünler yapıyorlar. Kumaşlar, kaliteler de benzer. Bunlar asla bitmiyor. Ne kendileri ne şortları. Devam. Bunları indirimde yakaladık mı almak lazım yani. Hem boyutları da şehirde kullanmaya çok uygun. Şu an 430 lira. Şöyle bir deneme yaptım bu beğendiğim pantolon. Bayağı kalın bu arada pantolon. Şu üstüne başka bir top almıştım ama o aşırı dar geldi. Onunla denemedim. Şöyle bir keten gömlek aldım. Bu benim aldığım keten gömleğe benziyor ama biraz daha kısası diye. Benim aldığım burada falandı. Bence bayağı güzel bir kombin oldu farkında olmadan. Şu ayakkabıları denedim. 36 numara. Numarası yok ama rengi falan çok güzel. Rahat bayağı. Zara'nın topukluları güzel oluyor. Rengi çok güzel. XS olmasına rağmen bir tık şurada bir bolluğu var. Ama kumaş pantolon ihtiyacı olan biri için bakılabilir. Hem şık hem böyle spor olabilecek. Bana bir tık şey geldi. Ne bileyim böyle çok bol bol geldi. O yüzden bilemedim. Ama şu gömlekle baya güzel oldu bence. Gömleği çok beğendim ama tabii ki yeni sezon. Bu şort etek benim beğendiğim kadar varmış. Bu rengi de çok güzel oldu. Ben small'unu denedim. İlk small'unu da almıştım. Ya tabii ki bu üstündekini rastgele giydim ama böyle ayağımdakilerle falan da hani yeşil, mavi, böyle yaz renkleri kombinasyonu güzel oldu bence. Şöyle çapraz bir kesimi var. Ve kumaşı kırışmayacak bir kumaş en önemlisi ve daha canlı bir renk bu kamerada görünenden. Çok beğendim. Zara indiriminden 3-5 bir şey aldım. Sonra göstereceğim bunu. Şimdi direkt karşısında bulunan Oysho'ya gidiyoruz. Bu Zara Oysho. Bir sonraki de Bershka Plumbier olsun bence. Ne dersiniz? Yeni sezonla karşılıyor bizi. Normalde ilk girişte indirim olurdu. Onlar o faslı geçmişler. İndirim şuradan başlıyor. Oysho'nun fiyatları bu arada bence bayağı absürt derecede arttı yani. Eder mi etmez mi tartışılır. Mesela şöyle salaş güzel bir, ne diyeyim buna, ceket mi diyeyim, mont mu diyeyim, artık kimono mu diyeyim belli değil ama güzel bir ürün, 500 lira. Yani bu paralar tabii ya, hoş şu an bir tane şort bakıyorsunuz 400 ve bikinilere bakalım. Çok da bir şey kalmamış anladığım kadarıyla, diyecektim ki şurada bir komple bikini duvarı görüyorum. Burada neler varmış. Şu bikini çok güzel. Kalıbı eminim üstte çok güzel duruyordur. 250. Geçen sene ben indirimden alırken dedim arkadaşlar alın. Mesela şu an sadece üst 280. Fiyatlar tabii yüksek şu an. Mesela 169 alt. Şöyle bir üst. Ne kadarmış? 250. 400'e geliyor. 400'e geliyor. Tabi bu fiyatları takip edeceğiz. Ne kadara düşürecek en son, neler kalacak bakarız beraber. Güzel modeller var tabii ki her zaman olduğu gibi Oysho'da. Jean bölümünde neler varmış? Tight'lar 400 lira. Zaten hani Oysho'nun tight'ları mükemmel. Benim 6-7 yıldır kullandığım Oysho tight'lar var. Kesimi genelde aynı oluyor. İşte küçük detaylarla farklılaştırılıyor ürünler. Şu üstler çok güzelmiş. Şurada bir göğüs çıkıntısı var yani ürünün kendisinden.
Şöyle. Çok güzeller. Eminim çok da güzel duruyordur. 230. Bunu biraz daha indirimini takip edelim. Oysho'nun şu tenis elbisesini deneyeceğim. Bir dönem bayağı sık oynuyordum. Şimdi biraz ara vermiş gibi oldum ama devam ederim bu kışa yine. Bir deneyelim bu elbiseyi. Bu bölümde pijama değil, eşofman diyebilirim. Eşofman altları var. Modal kumaştan olanlar çok kaliteli oluyor. Şöyle pantolon gibi var bir tane. Burada düğmeli, fermuarlı, çok hoş. Tabii fiyatları yüksek ya. Mesela 400'den başlayan demiş. Şurada 450 liraya bir modal kumaştan etek var ama kumaşı efsane. Burada da aynı ürünlerin üstleri. Şu yeşil takım çok güzel. Bir ikili bakalım. Alt 400, üst 250, 650'ye geliyor ikisi. Modal tulumlar da var. Ben bunlara o kadar tav oldum ki 350'ymiş. Bunun için indirimi takip edeceğim. Böyle 6 tulum üstü polo yakalı bir elbise gibi bayıldım. Eminim çok rahattır. Deneyelim mi? Hadi deneyelim. Small, iki small da var. İki small'ına bakalım. Ya bazen kalıplara göre değişiyor. İki small da giyebiliyorum. Small da giyebiliyorum. Tabii önceden iki small'duk. Şimdi bu hallere düştük. Ne yapalım? Ürünü çok beğendim. Ya tabii bu tarz meselesi. Ben böyle salaş şeyleri çok seviyorum. İnsanı bir tık geniş gösterse de bence çok güzel. 350 lira değil ama bunun indirimini takip edeceğim. Bu bayağı düşer çünkü ben bu ürünün çok tercih edilen bir ürün olacağını sanmıyorum. Bu tenis elbisesi bayağı güzel oldu. Şurada bakın top koyma yeri de var. Kumaşı falan da çok güzel, sımsıkı. Eve geldim ve aldıklarımı hızlıca sizinle paylaşmak istiyorum. Zara'dan başlayalım. Şöyle bir aksesuar gördüm. Rengini çok beğendim. Turuncu en sevdiğim renk. Bu ara biraz esnemiş olabilir. Mavi ve yeşilleri yoğunlukta kullanıyorum. Ama bunu böyle ketenlerle falan çok rahat kullanacağımı düşünüyorum. Böyle bohem bir havası var yani bu aksesuarın. Şöyle yakından göstereyim. Arasında böyle bakır aksesuarlar var. Cam boncuklar var. Kendisi 129 liraya düşmüş. Şurada da kodu var. Ben kendi sitesinde bu ürünü arattım ama ürünü göremedim maalesef ki. Çünkü mağazada bir tane vardı. Bir tane daha olsaydı arkadaşıma hediye almayı planlıyordum ama yokmuş. Ürünü beğenirseniz belki mağazalarda bulabilirsiniz. Zaten kodunu paylaştım. Biliyorsunuz ki parfüm fiyatları arşa ulaştı. O yüzden kendime Zara'dan Rose Petal Drops isimli bir parfüm aldım. Bu parfümün kokusu çok hoşuma gitti. Bu arada ambalajlaması da çok güzel. Şöyle içinde bir kartı da çıkıyor. Bir bakalım tekrardan. Şöyle güzel zarif bir şişesi de var. Tam yaz kokusu, böyle çiçeksi kokuları seviyorsanız sizin de hoşunuza gidebilir. Bunun da eski fiyatını göremedim ama 189 liraydı ben aldığımda fiyatı. Eğer bu arada indirimde daha da inerse parfümlerin fiyatı, birkaç tane daha almayı düşünüyorum. Ve Zara'da denediğim yeşil short eteği aldım. Bu etekte 3 şeyi çok beğendim. Önündeki şu simetrik detayı, rengini ve çok kısa olmamasını. O yüzden bu eteği almak istedim. 429 liraydı. Bir tık fiyatı yüksek kaldı açıkçası. O kadar indirimin içinde bu short eteği almak zordu. Ama hem kumaşını, tipini falan çok beğendim. Zaten İsmail'de geliyor. Bol bol tatile gideceğiz. Tatillerde kullanırım diye düşündüm. Oysho'dan da bir tane elbise aldım yeni sezondan. Görüyorsunuz şuradan. Bayağı transparan bir elbise. Ben bunu sahillerde falan kullanırım diye düşündüm. Yanı yırtmaçlı. Ben bundan önceki videomda Alaçatı'ya giderken keten bir elbise giymiştim. Onu da Zara'dan almıştım. O da böyle hafif iç gösteren bir elbiseydi ama hani sahil taraflarında çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. O yüzden bu elbiseyi de almak istedim. Gel gelelim. Sizi dolaştırmadığım ama kendimi gizli gizli dolaştığım H&M Home alışverişime. H&M Home'dan şöyle porselen kaşıkları aldım. Ya bunlara
Tek kelimeyle bayıldım. Şunlara bakar mısınız? Ben evde misafir ağırlamayı, arkadaşlarımı davet etmeyi, birlikte zaman geçirmeyi, sofralar kurmayı çok seviyorum. O yüzden böyle mezeler yaptığımda mezelerin içine koymak için bu kaşıklardan aldım. Tanesi 80 liraydı, yani iki tanesi 80 liraydı. Ben şöyle iki paket olarak aldım. Çok 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 beğendim. Böyle mutlu oldum bunu aldığıma. H&M Home'un indiriminden şöyle bir mumluk aldım. Bir tık dışı kirlenmiş, temizlenmesi gerekiyor. İnşallah kırık değildir. Şurası değil, mum olmuş. Bunu da Lego'dan aldığım çiçeğin yanına koyacağım. Bence güzel olur. Orada böyle canlı renkler. Bunun kendisi de canlı. Gratis'ten de bir şeyler aldım ama onlar günlük ihtiyaçlar. Onları hiç göstermiyorum. Eğer bu tarz videolar ilginizi çekiyorsa kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.